Vallahi animelerde o kadar çok sensei var ki. Usta da diyebiliriz tabii ki. Hoca artık ne derseniz. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama bu shonen animelerdeki senseilerin çoğu nasıl diyeyim kaliteli karakterler oluyor. Yani şöyle sevmediğim bir sensei karakteri düşünüyorum. Neredeyse yok. Bugün arkadaşlar size bana göre en iyi 5 senseiyi sıralayacağım. Tabii ki siz de en sevdiklerinizi yazmayı unutmayın yorumlara. Hatta bana da hatırlatabilirsiniz ya Engin şu vardı unuttun falan diye. Şimdi gelin hiç vakit kaybetmeden sıralamaya başlayalım. Tabii önce kardeş kanalımız Grandline yolculuğu ile abone yarışında ne durumdayız ona bir bakalım. Benim için 5. sırada Gojo Satoru var arkadaşlar. Jujutsu Kaisen animesinden. Normalde ben Gojo Satoru karakterine çok sıcak bakmıyorum. Yazarın fazla yükselttiğini düşünüyorum yani. Hem kendi ağzından hem de diğer karakterlerin ağzından. Abi Gojo şöyle, abi Gojo böyle, öf. Bu kadarına gerek yok yani. Onun ayarını güzel tuttursaydı gerçekten çok çok kaliteli bir karakter olacaktı yani. Ama buna rağmen yine de benim için sensei olarak ilk 5'e girdi. Bunun sebebi çok eğlenceli bir karakter. Yani ben hep şöyle düşünüyorum. Kendim onun öğrencisi olsaydım. Yani bu sıralamayı yaparken birazcık öyle yaptım. Çok komik, çok eğlenceli. Hiçbir türlü sıkılmazsın yani onun öğrencisi olsam. Ve aynı zamanda evrenin en güçlü karakterlerinden bir tanesi. Güvende de olursun. Üzmez yani. Tam kafa adam, tam benim kafada. Ömrünü uzatır. Dördüncü sırada arkadaşlar genç Jiraiya var. Bakın bunun altını çiziyorum. Ben Naruto'nun güncelinde gördüğümüz Jiraiya'dan çok memnun sayılmam. Bunu söylemem gerek. Evet onu da çok severim ama yani ben genç Jiraiya'nın senseiliğini daha çok seviyorum. Böyle daha ciddi hayat dersleri veren. Yani Nagato, Yahiko ve Konan üçlüsüne yaptığı ustalığı ben çok seviyorum. Dördüncü sırada olan hali Jiraiya'nın o hali. Hem üçünü de gayet güçlü ninjalar haline getiriyor. Hepsi farklı farklı ninjutsular yapan ninjalar haline geliyorlar daha çocuk yaşta. Aynı zamanda Jiraiya'nın yani savaşın ortasındaki 3 çocuğu yetiştirme kararı almış olması yani çok büyük bir iyilik. Yani o çocukların hayatını kurtardı resmen. Çok hani duygusal bir yanı da var. Bir de arkadaşlar Jiraiya'nın shonenler arasında şu halini ben seviyorum. Jiraiya'nın en büyük özelliği sensei olması. Yani Naruto animesinde Jiraiya'nın görevi sensei olması. Başka bir şey değil. Neden? Çünkü bir kehanet söz konusu. Onun yetiştireceği öğrenci ninja dünyasının kaderini değiştirecek. O yüzden Jiraiya da sürekli öğrenci arıyor yani dünyanın kaderini değiştirecek öğrencisini arıyor ve aslında buluyor. Sadece Naruto'da değil arkadaşlar. Jiraiya'nın yetiştirdiği hem Minato, hem Nagato, hem de Naruto aslında ninjalık dünyasının kaderini değiştiriyorlar. Üçü de farklı farklı açılardan. Bu yüzden ben Jiraiya'yı dördüncü sıraya yerleştiriyorum. Üçüncü sırayla devam edelim. Üçüncü sırada yine Naruto animesinden bir sensei var arkadaşlar. Kakashi Sensei. Şimdi evet Kakashi'yi ben Jiraiya'nın üstüne koyuyorum arkadaşlar. Ya bilmiyorum yani. Kakashi'ye ben daha çok ısınıyorum. Çok sevdiğim bir karakter ve beni Naruto'ya bağlayan karakter kendisi. Aynı zamanda çok karizmatik. Yani izlemesi, ekranda görmesi gerçekten insanı heyecanlandırıyor. Kakashi'nin bence evrendeki gücü de çok güzel ayarlanmış. Yani ben 5. sırada saydığım Gojo karakterini tamamen Kakashi'den esinlenerek yapıldığını düşünüyorum ama Kakashi'yi biraz daha güçlendirelim. Bakın en güçlü hale getirelim hali gibi. Ama bence Kakashi'nin olması gerektiği güç işte tam olarak bu. Kishimoto onu çok güzel ayarlamış. Kakashi'nin yer yer biz yenildiğini de görüyoruz. Hüsrana uğradığını görüyoruz. Üstüne geçmişini çok detaylı bir şekilde görüyoruz. Bunlar hep kendisini daha çok benimsememize sağlıyor. Bir de yani ilk sensei oydu. Gördüğümüz hani Sakura, Sasuke, Naruto üçlüsünün senseileriydi. Çok genç yaşta çok büyük işler başarmış. Hani daha çocuk denecek yaşta Jonin olmuş. Ambu'da yıllarca durmuş, çalışmış. Yani öyle bir tecrübesi de var. Aslında Kakashi de az tecrübeli değil. Pek çok açıdan ve öğrenciye katabileceği çok şey var. Geniş o teknik skalasından dolayı. Yani her zaman güven veren birisi. Klasik Naruto'da Sasuke'yi bir ağaca bağlayıp intikamın ne kadar kötü bir şey olduğunu anlatıp hani onun aklını başına getirmeye çalışması. O sahneye ben bayılıyorum. Yani Itachi'nin açtığı yarayı kendisi kapatmaya çalışıyor aslında. Benim
En sevdiğim sezon Naruto'da, ya sürekli söylüyorum bunu artık. Shikamaru, Asuma, Hidan, Kakuzu'nun olduğu o Hidan Kakuzu sezonu. Akatsuki şeyine göre isimlendirirsek, üyelerine göre isimlendirirsek. Orada Kakashi'nin Shikamaru, Ino ve Choji'yi yalnız bırakmayıp onlarla birlikte hani Asuma'nın sanki yerini alıyormuş gibi. Onların senseisi olarak onlara yardıma gitmesi ve çok büyük işler yapması orada. İnanılmaz ya, ben bayılıyorum ona ya. Kakashi'nin de onlarla gideceğini ilk öğrendiğimde bayağı sevinmiştim Naruto'yu izlerken. Sasuke'nin o tabiri caizse hani kötü tarafa geçmesine hep hani bu konuda hep kendini suçladı Kakashi. Sakura'yı kurtardığı sahnede mesela bununla yüzleşti. Yani Kakashi'nin aldığı bazı kararların bedelini ödemesi, yer yer hani hüsrana uğraması, gözümüzde her zaman mükemmel bir karakter olarak gözükmemesi aslında benim onu daha çok sevmemi sağlıyor. O yüzden ben Kakashi'yi 3. sıraya yerleştirdim. 2. sırada Urahara var arkadaşlar. Kakashi nasıl beni Naruto animesine bağladıysa Urahara da Bleach animesine bağladı. Urahara aslında hem Kakashi'nin barındırdığı özellikleri, hem Gojo'nun barındırdığı özellikleri, hem de Jiraiya'nın barındırdığı özellikleri kendinde toplamış bir karakter. O yüzden aslında üçünün de önünde. Eğlence desen acayip eğlenceli bir karakter. Aynı Gojo gibi. Yani onunla da çok güzel vakit geçirirsin onun öğrencisi olsan. Jiraiya gibi çok bilge bir karakter. Kimsenin bilmediği teknikler biliyor. Kimsenin gitmediği yerlere gitmiş. Bazı şeyleri tecrübe etmiş. Karizma desen yani Kakashi kadar karizmatik ve Kakashi kadar aynı hikayede çok önemli bir yeri olan birisi ve yine ilk gördüğümüz sensei. Üçünün de özelliklerini barındırıyor. Tabii ki Shinigamilik hakkında mükemmel bir bilgi dağarcığı olması mesela, yani evrende kimsenin bilmediği şeyleri Urahara biliyor, araştırıyor. Bu mesela diğerlerinden ayırıyor baktığınız zaman benim gözümde Urahara'yı. Öğrencisi olsam ben sürekli Urahara'ya sorarım. Peki hani sensei şu nasıl, bu nasıl, bunu nasıl yaparız? Ve hikayedeki herkesle bir bağlantısı var. Baktığınız zaman Urahara Bleach hikayesinin kökenidir. Aizen'le bağlantısı var, Shinji'lerle bağlantısı var, Ichigo'yla var, Ishin'le var, Ichigo'nun annesiyle var. Yani bağlantısı olmayan yok. Yani çok da önemli bir karakter o yüzden. Bu sebeple ben Urahara'yı senseiler arasında 2. sıraya yerleştirdim arkadaşlar. Kendine has metodlarıyla da aslında hani öğrencisine verdiği derslerde kendine has metotlar kullanıyor. O konuda da gayet başarılı. Evet arkadaşlar, 1. sıraya geçmeden önce sayamadığımız diğer karakterlerin birkaçını da sayayım. Biliyorsunuz yani çok sensei var demiştim. Hızlı hızlı saymam gerekirse Hunter x Hunter'da Wing'i de çok severim. Biscuit'i de çok severim. Fullmetal Alchemist'ten Izumi çok efsanedir. Assassination Classroom biliyorsunuz Koro sensei zaten yani. Oranın temel taşı. Fairy Tail'dan Yur var mesela flashback sahnelerinde. Onu da çok severim. Çok yeni izlediğim biliyorsunuz Jojo serisinden sadece 2 part izledim ama 2. partta gelen Lisa acayip bir senseidir kendisi. Dediğim gibi sensei çok sayılır. O yüzden ben size bırakıyorum yorumlarda. Benim hatırlamadığım varsa tabii, yani bilinçli olarak saymadıklarım da var bu arada size bırakmak için. Yorumlara bekliyorum. 1. sırada Silver's Rayleigh var arkadaşlar. One Piece animesinden. Benim için bir numaralı sensei Rayleigh'dir. One Piece'deki zaman atlaması esnasında Luffy'yi yetiştirmiştir. Neden Rayleigh diyeceksiniz? Öncelikle şununla başlamak istiyorum. Rayleigh One Piece evrenindeki bütün gizemlere hakim birisi arkadaşlar. Yani bütün her şeyi biliyor. One Piece evrenindeki en büyük sırları bile bilen birisi. One Piece'i bulduğu için, yani One Piece bulunduğunda o da orada olduğu için. Bir kere o konuda mükemmel. Yani One Piece evreninde ben Rayleigh'nin öğrencisi olmak isterdim. Hiç Luffy gibi de olmazdım yani. Hem sürekli antrenman esnasında ben One Piece'in ne olduğunu, Raftel'de hangi gizemlerin açıklandığını hep Rayleigh'e sorardım. Çok güçlü tabii ki, bunu da saymak gerekir. Çok karizmatik bir karakter yani. Gençliği zaten benim için One Piece'de herhalde bir numaradır karizma açısından. Yaşlı hali de aynı şekilde öyle. Çok rahat, olgun, ağır birisi Rayleigh. Hani çok hayran olunası bir karakter ya hareketleriyle. Yani ekranda durduğu her sürede gerçekten üstünüze ateş ediyor yani karakter. Bir usta olarak da çok iyi bir usta. Luffy'ye acayip seviye atlattırdı. Dediğim gibi ben animeler arasında kendime bir usta seçecek olsam Rayleigh'i seçerdim. O yüzden yani benim için Rayleigh 1. sıradadır. Çok eğlenceli, hoş sohbet bir adam aynı zamanda. 1. sırada Silver's Rayleigh var. Videoyu bitirmeden bir tane de bonusum var arkadaşlar. Bence sıralamalar üstü bir karakterdir bu sayacağım karakter. Dragon Ball'dan
Muten Roshi. Yani bunu bonus olarak saymak istiyorum. Muten Roshi sapık usta olayını aslında başlatan karakter olabilir shonenlerde. Mesela Jiraiya dümdüz Muten Roshi'den esinlenilmiştir. Muten Roshi'de şöyle bir durum var arkadaşlar. Neden sıralamalar üstü diyorum? Yani sapıklığı öyle bir seviyede ki artık yani suç işliyor resmen. Irz düşmanı artık. Anlatabiliyor muyum? Yani öyle böyle değil. O yüzden bonus olarak saymak istedim. O sapıklığını bir kenara atabilse, artık kenara atmasın. Yani Jiraiya seviyesine indirebilse zaten birinci sırada olur Muten Roshi. Çünkü sadece öğrettiği şeyleri veya karizması, komikliği değil. Muten Roshi direkt kötü bir genci iyi tarafa, aydınlık tarafa çekebilen bir karakterdir. Öyle bir ustadır. Güç seviyesi anime ilerledikçe çok gerilere de düşse her zaman saygı duyulan bir karakterdir. Bilgelik konusunda zaten yani o konuda da diğer saydığım karakterlerin üstündedir. Ve aynı zamanda yani shonenlerdeki çoğu sensei karakterinin de aslında ilham alındığı bir karakterdir Muten Roshi. O yüzden ben Muten Roshi'yi sıralamaları üstü tutuyorum. Bonus olarak saydım. Dragon Ball izleyenler zaten neden böyle bir şey yaptığımı anlamışlardır. Bu videoluk benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.